orijinal bilinen Çin köfteleri de yapıyorlar. Kırmızı lavaş da var. Turşi şeklinde büyük bir tos ekmeği var arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Kore tostu yemeye geldik. Mekanımız Kadıköy'de. Böyle dar bir sokakta. Ancak içerisi çok kalabalık. Birçok müşteri var. Kore tostunu insanlarımız seviyor. Burası da tuttu. Yani güzel bir mekan. Biz de şimdi Ayşenur'la Kore tostunu deneyimleyeceğiz. Merhaba Ayşenur. Kanalıma hoş geldin. Merhaba. İlk YouTube deneyimim. Heyecanlıyım. Çok kameralara alışkın değilim ama deneyimleyeceğiz. Deneyimleyeceğiz. Ayşenur da kameralara alışıyor artık. Alışacak ilerleyen zamanlarda. Evet. Birlikte test edeceğiz. Bakalım Kore tostu nasıl oluyormuş? Ayşenur'unki smash olan, yani hamburger, biliyorsunuz hamburgerin etin pişirme tekniği var. Demir metalle bastırıyorlar, yani smash diyoruz biz ona. Hamburgerden örnek vererek bize söyledi. Ben seçerken benimki ise crispy chicken, yani bu Viyana usulü, ne diyorlardı ona? Hani şinitsele de benziyor arkadaşlar biraz. Tabii tadına şimdi bakacağız. Ondan sonra Ayşenur'da ne var? Hibiscus var. Bende ise vegan drink var arkadaşlar. Bu da smoothie tarzında bir içecek. Yani buranın imza içecek. Ancak ayrıca yanında siz kola, fanta, o tip seçenekler de var. Onları da içebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl tadı? Tadı güzel. Sizin alışkın olduğunuz serbest gibi sıfatlarına farklı. Farklı mı? Daha farklı. Daha kesin aromalı. Bu smoothie de farklı arkadaşlar. Yani bir değişik bir smoothie. Şekeri az. Yani o McDonald's smoothie'leri gibi değil. Onlarda çok fazla şeker var. Yani zaten vegan yazıyordu. Vegan olduğu için de demek ki biraz daha sağlıklı bir smoothie. Nasıl başlıyoruz? Görüntü zaten çok güzel arkadaşlar. Bakın görüntü olarak. Bunları nasıl yiyeceğiz? Şöyle yiyeceğiz. Olur. Tamam. Onu da getirdiler arkadaşlar. Takalım mı? Bence takalım mı? Benim şöyle önümde dursun, düşerse diye. Ben sıkıldım. Yemesi biraz zor olabilir çünkü arkadaşlar. Bunu normal güzelce fırlamışlar. Şimdi çıkartıyoruz. Büyük bir tost ekmeği var arkadaşlar. Böyle kızartıyorlar tereyağında. İçini boşaltıp sonra dolduruyorlar. Nasıl? Evet. Evet, güzel. Yani hamburger benzerim. Daha belki güzel. Ekmeğine gelince daha da güzelleşecek. Çünkü bu işin sırrı biraz da ekmeğinde arkadaşlar. Püslü bir mayonez. Ben seviyorum. Bende de normalde acılı bir sos varmış ancak ben istemedim onu. Rus salatası tarzı şey sürdüler. Yemesi zor. Öyle kolay değil. Evet. Bence bunu çok iyi akıl etmişler. Yani iki ısırıkta bile. Döküyorsun evet. Dökülmeye karşı önlemler alıyoruz arkadaşlar. Tedbirler. Yani içi gerçekten dolu. Ekmeği yumurtalı ekmek mi acaba? Ama öyle geldi. Yumurtalı olabilir ama yağ da var. Bayağı yağ var, çok var. Koreliler tostunu böyle mi yapıyormuş yani? Böyle yapıyorlar. Şimdi o konudan da bahsedeceğim. Şey de yapabilirdi. Ben böyle bir hamburger yiyorum hissinle kapıldım ve şu an patates aradım. Değil mi? Atıştırmalık bir şey söyleyebilirim. Evet, atıştırmalık yanında iyi gidebilir. Yani buraya geldiğinizde yanında atıştırmalık da söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki Kore ile tostun ne alakası var? Çünkü bu Koreliler balık yemiyorlar mı daha çok? Hatta böyle yosun yiyorlar. Cips gibi yosun yiyorlar. Balık yiyorlar. Sushi yiyorlar yine. Sushi de çok az var. Soya soslu şeyler. Evet, soya soslu şeyler yiyorlar. Zaten Japon toplumuyla akrabalar. Peki bu tost tarzı şeyler nasıl orada popüler olmuş? Şöyle bir anımı paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Ben Kore'ye gideyimde gündüzleri çok güzel gezdik, dolaştık. Etraf, sokaklar yine insanlar vardı ama boştu. Gece 8 oldu, 9 oldu. Metrolara bindik. Yine boştu. Öyle çok dolu değildi. Ancak akşam 10 yani 22.00'ı gördüğümüzde bir anda metroda insanlar kalabalıklaşmaya başladı. Tıklım tıklım. Bütün Kore'nin sokakları, bütün metrolar, her yer bir anda nüfus patlaması yaşandı. Bunun da tabii ki de nedeni şu. Bu uzak doğulular bizim gibi mesai saatleri değil. Onlar geceleri de çalışıyor. Hatta öğrenciler okul saatleri 4'te 5'te bitmiyor. Bizdeki gibi değil. Onlar akşam 10, 11 gibi okuldan çıkıyorlar. Hatta akşam 10, 11 gibi okuldan çıktıktan sonra dershaneye de gidiyorlar. Ve 12 gibi eve döndükleri de oluyor. Şimdi akşam 10'da mesai biten sonra insanlar yani ilk defa sokağa çıkıyorlar. Tabii karınları aç. Bu yüzden de hızlıca eve gitmeden önce bir şeyler yemek istiyorlar. Yani aparatif daha çok. Çünkü zaten akşam 10'a kadar çalışmışsınız. Sadece okul değil, çalışma saatleri de böyle. Gece geç saatlere kadar çalışıyorlar. Deli gibi çalışıyorlar. Eve gelip bir de yemek mi yapacaklar? Değil mi? O yüzden Kore'de çok fazla sokak yemekleri var. Çok fazla. Mesela hadak satıyorlar. Değişik değişik böcekler mi satıyorlar? Hani böcek yiyorlar, çekirge vesaire onlar da var. Tabii çok fazla değil yani Çin kadar değil. Ama var. Bu tost da o şekilde Kore sokaklarında hazırlanan, hızlıca tüketilen insanların akşam 10'dan 11'den
öğleden sonra tüketilir bir yiyecek. Daha sonra popüler oluyor. Çünkü Kore, Amerika'nın da etkisiyle, liberal kanalıyla bir popülerlik sağlıyor. Ve yemeklerini, ürettiklerini, biliyorsun Kore arabaları var, telefonları var. Tüm dünyaya bir pazarlama yetenekleri var bu insanların. İşte yemeklerini de, kültürlerini de bu şekilde pazarlamış oluyorlar. Ben sosu denedim. Acı. Evet. Pili sosu mu derler? Pili, biber. De. Evet. Ona benziyor. Ben ona benzettim. Ama böyle eritme peynirler olur. Çedar. Acılı çedar gibi bir şey bu. Değişik bir sos. Normalde Kore'nin kendi yerel lezzetleri, yani o geleneksel geçmişten gelen lezzetleri çok fazla acılı. Aşırı acılı. Yani çorbasında var, tatlısında yok, sulusunda var, çorbada var, her şeyde var. Sürekli bir acı var. O yüzden acı onların bir hayatında bir yer. Ben Kore restoranı denedim. Evet. Bana çok şekerli gelmişti. Acı ama böyle şekerli sosları, şekerli marineler deneyimlemiştim. Hiç ama bu tost daha güzel, daha yenilebilir. Daha... Evet, orada şöyle bir durum var arkadaşlar. Tabii Kore'deki gerçek yemekleri Türkiye'de satsalar, biliyorsunuz Kore restoranları var, biz tüketemeyiz. Zaten deniz ürünleriyle öyle çok aramız yok. O kadar acılı yemekleri, değişik yemekleri, yosunlu, kişnişli yemekleri biz yiyemeyiz. Onlar ne yapmışlar? Türk insanına uyarlamışlar. Biraz daha şekerlendirmişler, tatlandırmışlar, daha tuzlandırmışlar. Biraz daha bizim damak arzımıza yaklaştırmışlar yani o yemekleri. Kore'deki restoranlar, Türkiye'deki Kore restoranları. Sen ne düşünüyorsun? Kore insanları hakkında. Kore insanları. Koreli arkadaşlarım olmuştu. Evet. Bence bilim insanlar gezmeyi çok seviyorlar. Onların da çok gezgin. Yani benim tanıştığım insanlar gezgin bir tayfaydı. Böyle güzel. Evet. Onun için ne diyebilirim? Sempatikler. Sempatik. Beyazlar. Beyaz renkliler. Türkiye'de Kore dizilerinden dolayı çok iyi seviliyorlar yani. Yani bizim sempatimiz var. Zaten kardeş ülke diyoruz arkadaşlar Kore'ye. Yani geçmişte bir bağlantımız var zaten. Onları kurtarmaya gitmişiz. Bizim askerlerimiz Kore'de savaşmış. Bir bağlantımız var tabii ki de. Çok makyaj yapıyorlar. Daha doğrusu temizlik yapıyorlar. Evet, düşkünler. Kozmetik ürünleri. Peeling, temizlik, evet. Ginseng çok fazla var. Özellikle şey, benim araştırmalarıma göre bu probiyotiği kullanıyorlar. Bu bakım ürünlerinde, probiyotikli bakım ürünleri. O mesela çok dikkatimi çekmişti benim. Şimdi şeyler, sevimliler. Ben seviyorum. Değil mi? Sevimli insanlar. Sempatikler. Bir şey dikkatimi çekmişti. Koreli arkadaşlarım yemek yemeden önce mutlaka yemek fotoğrafı çekiyorlar. Kendilerini çekiyorlar. Öyle yemeye başlıyorlardı. Bazen kendilerini de çekmiyorlar. Yani kendileri olmadan etrafı da çok çekiyorlar. Nesneleri. Evet. Zaten o tip insanların profillerini incelediğiniz zaman kendisinden çok işte yiyecekleri çekmiş. Etrafı çekmiş. Evet, evet. Değil mi? Benim çok dikkatimi evet. Çekmiş. Her şeyi fotoğraflıyorlar. Hani gerçekten çok güzel bir ekmek kızartması. Evet. Çok ofidik bir yani. Evet, çok yumuşak, taze bir ürün. Senin Korelilerle ilgili düşüncen, fikrin nedir? Genel olarak bahsettin ama böyle spesifik deneyimlediğin, gözlemlediğin şey oldu mu? Deneyimlediğim, gözlemlediğim. Korece'de arkadaşlar ortak kelimelerimiz var. Aynı anlamlara gelen. Hatta o telaffuz, pronunciation, daha ona varıncaya kadar aynı olan. Mesela bizde kaçma diyoruz değil mi? Yani birine gitme, kaçma. Onlar da kaçıma diyorlar. Yani evet. Okunuşu da aynı, anlamı da aynı. Kaçma. Ha, bizde kaçma biraz daha hızlı gitme gibi. Onlarda sadece gitme gibi. Ama anlamı aynı. Kaçıma kaçma. Çay zaten çay, çağ. Onlar zaten aynı. Hani belli bir takım ortak kelimelerimiz de var. Hani aynı dil ailesinden geldiğimiz için. Sürekli elimizle ağzımızı sildik bu videoda. Evet. Böyle önlüğümüzü kullandık verimli bir şekilde. Peki bunu şimdi sokak lezzeti diyebilir miyim? Kesinlikle sokak lezzeti. Evet, sokakta, tezgahlarda hızlıca hazırlıyorlar. Tabii Tayland taraflarında biraz daha fazla olabilecek. Ama burası özenli bir mekan. Bu evet sokak lezzetinin normal biraz daha markalaştırmış. Evet. Bu şekilde pazarlıyor insanlara. İlk kullandığı malzemeler kalitesi. Bence çok kaliteli. Hepsi çok iyi beğendim. Evet. Geçer mi fazla? Biraz kalorisi yüksek olabilir. Çünkü ekmeği kızartmışlar yağda. Biraz fazla yağlı. Ama o tabii bir lezzet katmış. Tereyağı var belli ki. Evet, tereyağı var, tereyağlı. Ama güzel kızartmışlar arkadaşlar. Ekmeğinde şeker de var aslında. Sen de lütfen bunun tadına bak, sosunu yemek istersin belki. Bakayım. Böyle de olabilir. Bir de bunun tadına bakayım. Şeker tadı sostan mı geliyor? Evet, sostan geliyor. Bir şeker tadı var sos, böyle şekerli sos. Ama çok güzel. Mayonez evet. Tadı da var sanki. Şeker sosunda. Yanında kolonyalı mendilimiz de geliyor. Mecbur. Zaten ellerimiz battı, evet. Batıyor. Çok yağlı. Ve... Evet. Yani tamam kutulaması güzel. Ancak yine de elimize ihtiyaç duyuyoruz. Evet. PPA, Pupan diye okunuyor sanırım markası. Tost olmasından
gerek. Etraf bayağı battı arkadaşlar. Ya evde yapılabilir mi? Bence yapılabilir. Ekmeği biraz kalın ama. Evet, ekmeği olsa yani ulaşılabilir olsa. Kendi ekmek makinamız olsa değil mi? Yapabiliriz büyük ihtimalle. Evet. Ya da belki Kore tostu için ekmek satılıyor. Evet, o da olabilir. Evet, çünkü bayağı kalın bir ortasını açmışlar. Açıyorlar, kesiyorlar, yerleştiriyorlar içerisine. Yani o şekilde bir çalışma arkadaşlar. Tabii bunun orijinali yumurtalı ama biz biraz öğle vakitlerine kaldığımız için yumurta da çok istemedik. Kore tostumuz da böyleydi arkadaşlar. İstanbul lezzetleri yiyoruz. Belki de ileride de yemeye devam edeceğiz. Çünkü İstanbul büyük bir şehir. Birçok ülkenin lezzetleri burada. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Dışarısı bu şekilde çok güzel dizayn edilmiş. Hemen bakın, burada çiğ köfte açan ustalar var, yapan ustalar var. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç kişi olacağız efendim? İki kişi olacağız. Tatlı misafir edebilirim sizi. Tamam. Hoş geldiniz. Sağ olun. Bakın arkadaşlar, görüyorlar. Kırmızı renkli, bu gerçek et olması lazım. Orijinal bilinen çiğ köfteleri de yapıyorlar burada. Bakın, yeşil lavaş da var. Arkada Nemrut Dağı görüntüsü var. Çok hızlılar arkadaşlar. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Tabii ki de. Peki, sağ olun. Bu etli olan mı, etsiz olan? Etli olan, orijinal. Evet. Teşekkür ederim. 6 çeşit etli var efendim. Evet, nasıl tadı? Bence güzel. Ben tam bir çiğ köfte gurmesiyim. Yani evet. Dalgıyım çiğ köfte konusunda. Bir de irmik helvamız var arkadaşlar. Böyle uzun uzun dürümler yapmışlar. Kırmızı lavaş da var. Adana dürümüne de benziyor. Sufi şeklinde çiğ köfteler de var. Bakın. Ambiyans, ışıklar çok güzel arkadaşlar. Spot ışıklar vermişler Nemrut Dağı'na. Burada ustalar sürekli çiğ köfte açıyor. Yoğuruyor. Güzel sunum tabakları var. Mezelerle servisi var. Bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Şöyle top şeklinde bir şeyler de var. Bakalım. Belki onu da deneriz. Oo, güzel bir kahve makinesi var. Üst katta var arkadaşlar. Üst katta güzel dolu. Hoş bulduk. İki kişi. Tamam. Cam kenara güzel. QR mod tut. Evet, para koddan basıyoruz efendim. Tamam. Evet arkadaşlar, ürünlerimiz geldi. Bu sushi tarzı olan çiğ köfteler daha hızlı geldi. Buradaki top olan çiğ köftelerse daha yavaş geldi. Çünkü kızarttıklarını söylediler. Bir tane etli çiğ köfte söyledik. Bir tane de üzümlü, fındıklı, etsiz. Etsiz çiğ köfte, yani bulgurdan yapılıyor. Evet. Ve dış rengi de kırmızı arkadaşlar. Çünkü ne var? Pancar. Pancar var. Şimdi isterseniz tatlarına bakalım. Tabii içecek olarak ben ayran söyledim. Hisar marka bir ayran. Var. Ayşenur Şavgan söyledi. Adana usulü ama Adana usulü olduğu yazıyor. Bakalım Adana mı gerçekten? Onu da deneyimleyeceğiz. Toplardan mı? Evet, bundan başlıyorum. Evet, kızarmış nasıl oluyor? Kızar? Evet, çıtır olması güzel. Böyle çıtırlık var. Ha, bize bir de yoğurt ikram edilmişler. Bu semizoklu yoğurda da benziyor. Yok, limonlu. Evet. Evet, limonlu bir şey. Ben önce fesleğen... Şu fesleğen olabilir toplar. Güzel, güzel oluyormuş arkadaşlar. Böyle kızartılmış çiğ köfte. İlginç, inovatif diyorum. Ben yoğurtla... Ha, yoğurda batırarak. Hafif acılık sonradan vurdu. Biraz geldi. Ben acı seviyorum. Evet, acı güzel. Hissetmedin. Hissetmedin, aynen. Evet. Şimdi... Tek sefer deneyelim. Tek sefer deriz. Sizce? Evet, deneyelim. Dene bakalım. Sushi şeklinde arkadaşlar, iyi görünüyor. Acı olabilir. Bakalım, yiyeceğiz mecburen. Bu tatlı gibi. Hafif tatlı arkadaşlar çünkü üzüm var içerisinde. Değil mi? Biraz ondan kaynaklı. Ancak bu et olan biraz daha acı geldi bana çünkü aşağıda da ikram ettiler yani biz gezerken. Nasıl? Bence güzel. Ben çiğ köftenin her türlüsünü çok seviyorum. Evet, ama orijinalini seviyor musun? Evet. Biraz tadı yumuşak geldi. Biraz daha ben diri seviyorum. Hani böyle biraz daha... Sert olacak. Evet, sert seviyorum.
Bana çok haklı. Bu dışındaki katmanlar yapmış olabilir mi, yumuşatmış? Yoksa kullandıkları yağdan, salçadan dolayı mı? O kadar değil. Evet, o kadar. Yapım aşamasını bilmiyorum ama ben yeni aşas aşamasında yoruldum. Nasıl yapıldığını izliyorsunuz arkadaşlar aşağıda, zaten canlı bir şekilde izliyorsunuz. Ancak hangi malzemeleri kullanıyorlar, hangi ölçülerde, belki de bu bir sır. O etli olan ve şimdi bunun tadına bakıyoruz. Bu daha bir çiğ köfte. Evet, daha bir çiğ köfte ve acılı. Evet, acı var. Yani gerçekten yapılıyor. Gerçek çiğ köfte yemek isteyenler için. Evet. Böyle değişik bir farklılık arayanlar için olabilir. Evet, olabilir. Tatlısı. Ama benim tercihim bu olurdu. Etli olan olurdu. Evet arkadaşlar, bence de etli olan. Gerçekten çok güzel. Yani bu biraz... Bu biraz fast food tarzı vardır ya, fast food. Adıyaman çiğ köfteciler. Adana'sı. Güzel. Adana gibi mi? Evet evet, güzel yani. Öyle bir fabrikasyon tadı yok. Hatay Kırıkhan'da yapılıyormuş arkadaşlar. Yani orijinal Hatay kavramı. Üstünde Adana'sı yazıyor ama Hatay'dan geliyor. Acılı olduğunu özellikle söylemiş. 330 ml bir kavram. Benimkisi zaten Özhisar ayranı. Burası ne? Bizim Türkiye, onu biliyoruz ama... Balıkesir. Ama Balıkesir mi? Götara, biliyorum ama. Evet, Balıkesir. Evet, Ayşenur Gurme olarak bildi arkadaşlar. Özhisar, genel olarak izlenim güzel. Böyle kreatif, yaratıcı, inovatif ürünler var. Hızlı şekilde de geliyor arkadaşlar. İnovatif ürünler var. Evet. Kullandıkları tabaklar gerçekten güzel. Güzel, yaratıcı tabaklar kullanmışlar arkadaşlar. Dekorasyon zaten çok güzel. Atmosfer içerisinde aydınlık. Böyle bohem tarz Fransa'nın. O modaya da uymaya çalışmışlar. Yani aslında klasik dediğimiz, böyle çok elit olmayan bir yemek değil mi çiğ köfte? Evet. İşte kebabın üstüne yiyenler. Bu tarz bir ürün. Sıra geceleri. Sıra gecelerinde yiyenler. Şimdi bu çiğ köfte Adıyamanlılar da çok sahipleniyor. Konular da çok sahipleniyor. Evet. Asıl sahibi kim? Çiğ köfte. Adıyamanlılar. Urfa'nın. Ya biz Adıyaman'ı daha çok biliyoruz ama Urfa'da da çok yapılıyor ve sahipleniliyor. Zaten tarımın doğduğu yer Urfa. Yani belki ama Adıyamanlılar mı orada işledi, bu hale getirdi? Onu tam usullerinde farklılık oluyor galiba. Yapım teknikleri açısından. Mesela dürümde dürüm Adana mı, Urfa mı? Yani hangisi? Ama orada bir fark var, acı tatlı. Evet. Urfa'yla Adıyaman tat farkı var mı? Usul farkı. Evet, neden bilmiyoruz? Çünkü yani nasıl söyleyeyim, daha yeni elitleşiyor bu çiğ köfteler. Elit hale geliyor belki, değil mi? Mesela şu anda biz Galata Port'ta çok yakınız. Burada oturan insanları normalde çiğ köfte yedirmeniz çok zordur. İçin köftecileri biliyoruz. Böyle sokak aralarında küçücük dükkanlarda çiğ köfte satıyorlar. Lavaşları gerçekten çok incecik oluyor, kalitesiz oluyor. Hazır lavaşlar. Ama burada kaliteli ürünler var. Kaliteli bir iş yapılıyor, üst sınıfa da hitap ediyor, değil mi? Bence bu açıdan önemli. Farklı insanlar farklı tatlar istiyor, farklı sunumlar istiyor. Evet, onlarda hiç çiğ köfte yiyemeyen, yemek istemeyen, burun kıvıran insanlar o sese geliyorlar. O elit kesimi bence yakalamış burası. Yani bence elitizm de alakası yok. Yani çiğ köftenin. Herkes yer mi? Bence damak zevkiyle alakalı. Hani daha batılı tarzda yaşayan insanlar. Böyle daha çok sokak arasında kalmış bir yiyecek çiğ köfte. Buluşup çiğ köfte falan yoğuruyorlar artık. Hani böyle çiğ köfte partileri oluyor. Oluyor ama mesela Beşiktaş'ta oluyor mu bunlar? Moda'da oluyor mu? Tabii ki. Tabii biz İstanbul'u değiliz. Evet, yani bu tarz yerlerde belki çiğ köfte geceleri düzenlemiyor insanlar. Ama o insanları yakalamış burası. Onlara çiğ köfteyi sevdirebilecek bir yer. Elitizmi şimdi anladım. Evet, anladın değil mi? Evet. Hani daha çok Anadolu'da insanlar toplanırlar, çiğ köfte gecesi yaparlar, sıra geceleri. Onları biraz daha İstanbul'a, Batı'ya, belki İzmir'e yaklaştıracak. Olabilir, evet. Evet, olabilir. Genel anlamda değerlendirirsen nasıl bir yer? Yani güzel. Ben çok beğendim. Böyle farklı şeklim var. Hani evet. Elimizde çiğ köfte dürümüyle değil de böyle bir sunumda yemek. Tabakta yemek, evet. Normalde çiğ köfteciler zaten dürüm yapıyor. Elini alıp sarıp yiyorsun. Aynen. Özellikle aşağının ambiyansı çok güzel. Çok güzel. Canlı canlı izleyebiliyoruz, görebiliyoruz. Orada güzel bence şey yapmışlar. Sunumsal yeri var. Var. Evet. Gerçekten aşağıda canlı izlemek yapılırken o etleri görmek, dövüldüğünü görmek çok güzel. Bence hijyenik de yani. Gayet evet, hijyenik duruyor. Yani zaten durmasa böyle bir isim yapmaz. Çok hızlılardı arkadaşlar. Sadece şu toplara 5 dakika bekledik. Diğerleri hemen geldi. Sürekli kesim var. Bu mekanımızda böyleydi arkadaşlar. İstanbul'da yemek yemeye devam ediyoruz.